Başkanımcısı, ülke sayısı, spor destek fazlalığından bahsettik ama sayı olarak milli takımda hangi sporcular temsil ediyor? Jimnastik son yıllarda Türkiye'de çok ciddi anlamda gelişti biliyorsunuz. Artık Avrupa'da, dünyada da olimpiyatlarda madalyalar alıyoruz. Ve bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. O yüzden gençler yarışmaları bizim için çok önemli. O yüzden bu yarışmaya biz talip olduk. Evet, her yıl Antalya'ya bir şekilde seminerlerimizle, eğitimlerimizle, kongrelerimizle geliyorduk ama artık bundan sonra Antalya'ya hem ulusal yarışmalarımızla hem de uluslararası yarışmalarla gelmek istiyoruz ve Antalya'yı, bırakın Türkiye'yi, bir dünya jimnastik merkezi haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu yarışmayla bütün ülkelerin de bu salonu görmeleri, bu güzel şehri görmelerini sağladık ve devamında da aldığımız dönüklerle herkesin buraya gelmek istediğini gördük ve inanıyorum ki bundan sonra Antalya dünya jimnastiğinin merkezi haline gelecektir. Yarın başlayacak olan jimnastik gençler dünya şampiyonumuzda bu güzel şehirde bu değerli federasyon başkanımızın, sayın bakanımızın, bakanlığımızın sporun başkenti yapma yolundaki çabalarımıza en büyük katkı olarak koyduğu Antalya'mızın bu güzel salonunda bu organizasyonumuza ev sahipliği yapacağız. That is because young children are shining for the future. They are young and they have hope. I hope that their power will bring courage to people of Turkey and Syria. Last but not least, I would like to express my appreciation from the bottom of my heart is a CTO of Antalya and everyone involved in Turkey, especially to my brother, Mr. Swat, President of the Turkish Gymnastics Federation, Vice President of the International Gymnastics Federation, for organizing this championship. Thank you very much for everybody. Take care of the party.